Merhaba değerli yatırımcılar. Ata Portföy YouTube kanalına hoş geldiniz. Genel Müdür Yardımcımız ve fon yöneticimiz Sunat Tanrıverdi Fidan bugün bizlerle. Büyüyen fon ailesi ve bu ailenin en agresif büyüyen fonlarından olan AED'yi bizimle paylaşacak. Bunlara ilişkin bazı sorularımız olacak Sunay'a. Hoş geldin Sunay. Merhabalar, hoş bulduk Ebru. Büyüyen fon ailesi lansmanını 2024 başlarında yaptık ve ilgi görmeye başladı yatırımcılarımızdan. Biraz bize bu büyüyen fon ailesinin oluşmasındaki yorumlarını paylaşırsan seviniriz. Tabii ki büyüyen fon ailesi temelde bizim değişken fonlarımız, TL ağırlıklı değişken fonlarımızdan oluşan bir aile. Bunun iki üyesi daha önce yani eski örnek bugün konuşacağımız AED 2010 yılında ihraç olan bir fon. Ama biz son 2019'dan bu yana da şu anda yönetmekte olduğumuz yönetim stratejisiyle devam ediyor. Son 5 yıla da baktığımızda istikrarlı bir büyüme sürdürdüğünü görüyoruz. Neden bu aile içerisinde 3 fon var? Yatırımcılara farklı risk kategorilerinde fon seçme olanağı sağlıyor. AED bunlardan bu aile içerisinde 5 risk seviyesine sahip fon. Bunun dışında biraz daha orta seviyede risk almak isteyen yatırımcılar için çoklu varlık değişken fonumuz. Bu fonun ailenin en yeni üyesi de AUT. Bu da aslında bizim daha önce var olan Ata Portföy'ün bir fonu, kısa vadeli borçlanma araçları fonu. Çünkü Kasım ayında, Kasım 2023'te dönüştürdük. Bunu da yine dengeli fon ailesine dahil ettik. Biraz daha yükselen faizlerden de faydalanmak isteyen, sınırlı risk alabilecek yatırımcılara uygun bir fon. Bu şekilde özetleyebilirim. Peki, hedef kitlesi ve stratejileri kısmına geçersek, AED için konuşursak, özellikle hangi hedef kitleye hitap ediyor AED? AED biraz daha, şimdi risk seviyesi fonlarda 1 ile 7 arasında bildiğimiz gibi. 6 ve 7'de daha çok hisse senedi ve serbest fonları görüyoruz. AED'de 5 böyle orta üstü diyebileceğimiz bir risk seviyesine sahip. Şimdi fonun izahnamesinde de minimum %51 hisse senedi taşımak zorunda bu fon. Bunu neden getirdik? Çünkü bu fonu yatırımcı alıp bir sene tutması durumunda stopajdan muaf oluyor. Normalde değişken fonlar %10 stopaja tabi. Ama bu fonun böyle bir avantajı var. Sürekli de %51'in üzerinde de hisse senedi taşıyor. Dolayısıyla biraz daha risk algısı yüksek. Risk eşittir bir anlamda da getiri demek. Dolayısıyla da getiri beklentisi de bir tık daha yüksek olan değişken fon. Burada tabii temel şeyimiz aslında bu ailenin çağrıştırdığı düzenli birikim yapmak. Biz biraz bu tarafı vurgulamak istedik. Her ay düzenli birikim yapmak, orta uzun vadede de istikrarlı bir getiri elde etmek aslında her fonun genel amacı. Evet, %51 ve stopaj muafiyeti kısmı da oldukça aslında dikkat çekici. AED'nin bu özelliği de yatırımcılarımızın ilgisini çekiyor açıkçası. Bir yıl elinde tutan yatırımcılarımız içerdiği hisse oranı sebebiyle stopajdan muaf oluyor. %10 stopaj kesintisi olmuyor. AED'nin varlık dağılımına da bakalım. Biraz onunla ilgili bir görselimiz de var hatta. Onu da getirelim ekrana. Sen girişte bahsetmiştin. Aslında burada hisse senedinin %51'in üstü olduğunu görüyoruz. Ama diğer enstrümanlarda neleri seçiyorsun, nelere göre seçiyorsun? Biraz ondan bize bilgi verirsen seviniriz. Tabii yani genel ağırlık aslında hisse tarafında fazla olduğu için fonun ana hani getiri yaratan kalemi aslında hisse diyebiliriz. Bu şu anlama da geliyor tabii ki. Örnek veriyorum, fonun 2023 yılı performansına ay ay bakıldığında 12 ayda toplam 3 ay eksi yazdı bir fon. Ama genel seneye bakıldığında %68'lik bir getiriyle tamamladı. Ama bu şu demek tabii ki, bazı aylarda eksi getiri, eksi getiride görebiliyoruz tabii ki.
Çünkü ana şey kısım hissede. Bunun yanında biz değişken fonlar zaten biraz daha böyle portföyü çeşitlendirmek, bir sepet yapmak mantığıyla yönetilen fonlar daha çok. Burada biz faizli ürünlere yatırım yapıyoruz. Bunlar ne? Zaten çok son dönemde faizlerin de yükselmesiyle özel sektör tahvilleri ve kısa vadeli bonolar ciddi bir getiri sunuyor. Faiz kısmını daha çok özel sektör tahvilleriyle sağlıyoruz. Bunun dışında biz döviz tarafında da fon kendi içerisinde çeşitlenmeye gidiyor. Altın %20 civarında. Bu oranlar tabii ki değişebilir piyasa şartlarına göre. Ama altın ve yatırım fonları olarak da biraz son dönem ciddi bir yurt dışında da bir teknoloji rallisi var. Bizim de bu anlamda robotik fonumuz, yeni kurduğumuz AAS Global Borsalar fonumuz, fon bunlara da yatırım yapıyor. Yani o taraflardaki fırsatları da yakalama peşinde olan bir fon. Dönem içerisinde de iyi gördüğümüz varlıkların değerini arttırıp diğerlerini azaltıyoruz. Evet, bu varlık dağılımı sebebiyle de aslında fonun %50'sinden fazlası hisse senedi olabiliyor. Ama bu dağılımla birlikte risk seviyesini 7 üzerinden 5 gibi bir yere taşıyarak aslında bir miktar daha az riskli bir değişken fon kategorisine sokuyorsun fonu ve bu risk seviyesiyle bile şimdi getiriye geçmek istiyorum. Onunla ilgili de bir görselimiz var. Yayınlamak isteriz. Bugünden geçtiğimiz bir yılla baktığımızda yani 12 aylık getirisine baktığımızda AED'nin tüm varlık sınıflarının üzerinde bir getiri sunduğunu görüyoruz. Bu da bence gayet güzel bir getiri baktığımızda yani 5 seviyesinde olan risk seviyesinde bir değişken fon için. Bununla ilgili bir şey söylemek ister misin? Tabii biz aslında yatırımcılara genelde hani bu fonu kim tercih etmeli dendiğinde mevduatın anlamlı üzerinde getiri arayan yatırımcılara aslında sunuyoruz ama şimdi tabloda görüleceği gibi 2023'ün mevduat getirisi %36 oldu. Fon %115 bunun çok çok üzerinde bir getiri yarattı ve yine değişken fonlar kategorisinde de tüm fonların ortalama getirisi %85 olmuş. Fon evet gerçekten açık ara üzerinde geçen sene bir performans sağladı. Yine Tefas'tan da incelendiğinde son 3 yıl, son 5 yılda da yine bu güçlü getirisini yansıtıyor. Oradan da hani yatırımcılara seslenmek gerekirse buradan da analizler bölümünde. Yani bu son bir seneye ait bir başarı değil. Fon 3 sene ve 5 seneye gidildiğinde de ciddi getiriler sunuyor. Evet, bunların değerlendirilmesiyle aslında getiri anlamında gerçekten portföylerine ciddi bir katkı sağlayabiliyor yatırımcılarımız. Peki son olarak yatırımcılarımızla bu değişken fon ailesi ve değişken fonlar evreninden yatırım yaparlarken nelere dikkat etmeleri konusunda tavsiyelerin neler olur? Şöyle aslında doğru, değişken fonlar çok çeşitli fonları barındırabilen bir kategori aslında. Son birkaç senedir tematik fonlar, yatırım fonları piyasasında özellikle çok gelişme gösterdi. Sayıları da son derece arttı. Burada tematikler de değişken fon olarak kuruluyor. Bir sıralama yaptığınız zaman hepsini tabii ki alt alta görüyoruz ama doğrudan aslında herkes tüm fonlar aynı varlığa yatırım yapmıyor. Bunların bir kısmı yabancı varlıklara, işte özellikle bu Nasdaq endeksindeki teknoloji hisselerine yatırım yapıyor. Bir kısmı yabancı, bir kısmı da yerlilerden oluşuyor. Ya buna bakarken tabii bazı değişken fonlar hisse senedi gibi 6-7 risk seviyesine de sahip. Yani yatırımcı incelerken bir varlık dağılımına bakmak, fikir edinmek açısından neler taşıyor? Bu bir komisyon oranı, yani yönetim komisyonu oranına bakılabilir. Bizim fonumuzun yönetim komisyonu 1.75. Değişken fonlar arasında da makul bir yönetim komisyonu. Bunlara bakılabilir ve
içerikleri, TL varlıklara mı yatırım yapılıyor, nasıl çeşitlendirilmiş diye. Aslında her tüm fonlar aynı kategoride değil. Yatırım yaptıkları varlıklar çok çeşitli. Bunlar göz önüne alınarak karşılaştırma yapılabilir. Evet, yani yatırım yaparken sadece getiri odaklı değil, neye yatırım yapıldığının da aslında bilinmesi, sonrasında karşılaşılabilecek riskler anlamında bizi koruyacak şeyler olur. Benim sorularım bu kadardı. Suna çok çok teşekkür ediyorum yayına katıldığın için. Eklemek istediğin bir şey varsa. Teşekkür ederim. Bize yatırımcılar her zaman zaten herhangi bir konu hakkında soruları olduğu zaman zaten ulaşıyorlar ve ulaşmaya da devam etsinler lütfen. Biz fonları anlatmaktan memnuniyet duyuyoruz. Evet, çok güzel. Bir sonraki yayında o zaman görüşmek üzere diyorum. YouTube kanalımıza abone olup zil bildirimlerini de açmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.